Saygıdeğer izleyici hoş geldiniz. Beklenen an geldi. F1 Manager 2024 oyununda takım kurma tanıtımını yapan Uğur Bey, o hazırladığı takım ile, yani BMW F1 takımıyla F1 Manager 2024 oyununun 2024 sezonunu gerçekleştirmeye çalışacak. Umarım eğlenceli bir seri sizlere sunabiliriz. Neden BMW diye soracak arkadaşlar olabilir. Kısaca söyleyeyim, ben F1'i çocuk yaşlarındayken, böyle 8-10 yaşlarında tahmini o zamanlara denk geliyor. O zamanlar takip etmeye başladığımda BMW takımı bana daha yakın geliyordu. Hem BMW arabasını severdim marka olarak, hem de o takımın o dönem işte en iyi takıma rakip olmaya çalışan, ama tam olarak da rakibi değil çünkü arada bir McLaren da vardı yanılmıyorsam. O zamanlar McLaren biraz daha iyiydi. Farklı takımlar da öne çıkabiliyordu ama üst tarafları oynayabilen ve agresif bir pilotu vardı, Montoya isimli. Aslında ben bunu biraz gizleme bırakacaktım birazdan bir hamle yaparken, ama illaki duymuşsunuzdur. Duymayanlarınız da varsa, Juan Pablo Montoya isimli bir pilotu vardı BMW'nin. Çok etkileyici bir sürücüdür kendisi. Agresif işler yapardı. Arabayı olduğundan daha güçlü bile gösterebiliyordu zaman zaman. Ve Michael Schumacher'ı belki de en çok tehlikeye sokan pilotlardan biriydi. Yani rakip olarak değil de yarışta çok ciddi atakları olurdu kendisinin. Bayağı şiddetli mücadeleler olurdu. Ondan sonra tabii bu BMW F1, ben hep takip ettim. Williams, BMW, BMW Sauber. Bu takım ne zaman ayrıldı? Benim F1'e ilgim açıkçası geriledi. Epeydir de takip etmiyordum aslında, ama son zamanlarda gene biraz heyecan olsun, bir bakınalım diye işte Fernando Alonso arkasında birleştik. Bir destek, yani bir şeyler bulman lazım desteklemek için herhangi bir spor organizasyonunda. Burada da Fernando Alonso'yu destekleyelim bari dedik. Halbuki bizim rakibimizdi yani BMW'nin. O zamanlar pek sevmezdik kendisi. Ama şimdi takımımızın pilotu, tecrübeli pilot, kurt pilot. Onunla birlikte bir BMW F1 mücadelesi gerçekleştiriyoruz. Sebebi bu, detaylı olarak anlatmış olayım. Şimdi gizem yaratacağız dedik. İşte o buydu aslında. Geleceğiz. Saygıdeğer genç pilot Sebastian Montoya'yı takımımıza katacağız. Kendisi, evet, Juan Pablo Montoya'nın oğlu. İkinci pilot yapmayacağım, yedek pilot yapayım. Şimdi ilk yıldan böyle bir şey olmasın. torpil olmasın. Sırf soyadı Montoya diye. İmkan olsa aslında Juan Pablo Montoya bir ek paketle falan gelse mesela, böyle şeyleri düşünebilir firma. Alalım pilot yapalım. Yani 50'li yaşlarında olan kişileri de, yarışçıları da, eski yarışçıları da yani. Bir DLC ile belki özellikleri biraz daha kırpılabilir. Yaşlılık sebebiyle belki bazı özellikleri geriletebilir. Ama onun dışında bir heyecan katsın diye eski pilotlarla da çalışma imkanı fena olmazdı diye düşünüyorum. Biz de tabii bir nevi RP'ye uygun olsun diye Sebastian Montoya'yı da takımımıza katıyoruz. Bunun dışında ne yapacağız? Bunun dışında arabamızı geliştirmeye çalışacağız. Şimdi ilk bölüm biraz detaylı olacak. Biraz dediğim bayağı da olabilir. Artık görece bir kavram. İşte konuyu anlattık. Şimdi araba geliştirme, ondan sonra yarış hazırlıkları falan, bunların hepsini göstereceğim. İlerleyen bölümlerde daha çok yarış olacak şeyde, yani videolarda. Daha akıcı olabilsin diye. Şimdi bizim kitlemiz F1'e çok ilgi gösteren bir kitle değil diye düşünüyorum. Yine katılanlar var. Önceki serimizde de epey bir kişi serimizi takip etti. Yani izledi anlamında söylüyorum. Bu sene şimdi biraz daha sosyal medya değişti ya, izlenmeler daha değişik gidiyor. O yüzden belki destek biraz daha düşük olabilir, ama ben yine de elimden geldiğince, olabildiğince izlenebilir ve detaylı şekilde sizlere sunum yapmaya çalışacağım. Ama burada tabii topluluğuz, dediğim gibi sizler daha fazla destek gösterirseniz, içeriklere talep gösterirseniz, ben detayları arttırmaya çalışırım videolarla ilgili. Şimdi ilk bölümde bunları göreceğiz. Araç geliştirme kısmını. Ben bir tane fotoğraf almıştım. Bu tür oyunları biraz daha yardımlarla gitmeniz lazım. Teknik yardımlarla. Mesela Steam'de ben bir yerde gördüm bunu. Bir kişi hazırlamış. İşte hangi parçanın hangi özelliklere daha çok etki ettiğiyle ilgili. Öncelikle ben aracımızı aslında gösterseydim size özellikleri nasıl diye. 5 yıldız yapmamıştık ilk videoda hatırlarsanız. 4 yıldızlık bir araç oluşsun diye. Fena değil özellikleri. Gayet iyi. Şimdi biz bunu saygıdeğer arkadaşlar biraz daha geliştirmeye çalışacağız. Ve ben ilk olarak zayıf nokta kısmında bizim aracımızın şurada sıralamalardan da görebilirsin.
işte orta hız, yüksek hız, ondan sonra DRS verimliliği, azami hız gibi konularda biraz daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk yarışlar genelde düşük hız ve orta hıza yönelik yarışlar oluyor. Bu özelliklerin yüksek olması gerekiyor. Sonraki zamanlarda da var ama geri kalan yarışların çoğunluğunda özellikle Melbourne'den sonra pistlerde daha çok yüksek hız ön plana çıkıyor. O yüzden biz ilk geçen senelerdeki gibi aslında yüksek hız odaklı geliştirmeler yapmaya çalışacağız. Onun için de ben yine gördüğüm kadarıyla mesela DRS verimliliğini arttıracak en önemli parça arka kanat. Tabii çok doğal bu arada. Arka kanat parçamızı maksimum düzeyde geliştirmeye çalışacağım. ATK periyodu var oyunda biliyorsunuz. O periyot yakın zamanda dolacağı için bu puanların hepsini bir yerlere harcamam lazım. Ben hepsini buraya harcayacağım. Tabii bunu detaylı olarak incelemedim. Yani hangisi daha verimli olur? İşte şu kadar yapsak, öbürüne şu kadar ayırsak daha mı karlı olur? Bunları çok incelemedim ama açıkçası şu an benim çok güçlü bir arka kanata ihtiyacım var. Melbourne Grand Prix'si için. Onun için de şöyle bir hatta gerçi buradan değil. Buradan şeye ayrılacağız. Dur bakayım nasıl yapalım. Şimdi şuradan değerlere de bakmamız lazım. Elden geldiğince DRS verimliliğini arttırmaya çalışacağız. %2.60. Bunu maksimum düzeye çıkardın. Bu aynı zamanda azaltıyor. Azami hızı biraz azalttı. Düşük hız çok geriye gitmesin. Yüksek hızın artması lazım aynı zamanda. Aracın tabi oyunda şimdi bu sistem de biraz değişmiş. Ben deneyimlemeye çalıştım bu oyunu. Elden geldiğince. Maliyetleri artıyor artık parçaların. Gerçi sponsorluk anlaşması da yapacağız birazdan ama parayı idare etmekte zorlanabiliriz. O yüzden hani minimum ömrünü de çok da düşürmemek lazım aslında parçaların. Kirli hava toleransında da biraz zorlanan bir aracımız olabilir. Performans olarak şurada baktığınızda 7. sıradayız. Bunları hep ön taraflara taşırsak bizim için daha iyi olabilir. Gerçi kirli hava toleransını en iyi yapan parça hangisiydi? Aslında ön kanatmış onu yapan. O zaman buna yüklenmeyelim hiç. Ama geriye de gitmesin bu aynı zamanda. Çok fazla. Ön kanadı ayrı geliştirelim o zaman. İvmelenmemiz zaten pistteki iyi arabalardan biri. Şu an yüksek hızı gayet iyi bir seviyeye çıkardık. Sıralamalarda nasıl görünüyor araç? İki seviye, iki sıra şeyde yükselmiş. DRS verimliliği bayağı yükselmiş. Azami hızı da gayet iyi. Yüksek hızda 3. sıra. Orta hızda biraz daha iyileştirebilir miyiz acaba bu performansı? Bir şöyle kabaca bakalım. Pistteki en iyi arabalardan biri olabilir miyiz diye. Bir lava toleransında geriye gidiyor. Ya parça geliştireceğim zaten de. Ya onun da daha iyi gitme şansım biraz zor. Açıkçası az önceki ayarımız fena değildi ya. Ben yine en iyisi şuradan bakayım da. Şimdi bir lava toleransını çok düşürmeyelim elden geldiğince. Bu parçanın en önemli özelliği dediğim gibi arka kanat yani %70 DRS efektifliğine güç veriyor, destek veriyor. Hıza %20 görünüyor. Medium speed'e 27.50. Kirli hava toleransını da aslında %30 veriyor. Kirli hava toleransı da aslında fena değil ya. Bir de yüksek hızı çok geliştirebilen bir parça değilmiş bu etkeden. Biz buna yüklendik ama mesela bunu orta hıza yüklensen çok daha hızlı yükseliyor gibi bir olay da var aynı zamanda. Peki bunu full yaptığımızda 0.39 0.36. Azami hız biraz daha az artıyor. Anladım. Peki. Yani düşük hızı çok yükseltebilen bir parça değil. Onun üzerine düşmeyeceğiz bir kere. Tamam bunu azaltalım. Azami hıza etkisi düşük. Kirli hava toleransı. Aslında harbiden onu bayağı bir yükseltebiliyor arkadaş. Fakat böyle yüksek yüksek hızı hiç geliştiremedik işte onu diyorum. Yüksek hız da Melbourne Grand Prix'sinde önemli olacak. Bakın. Şu an performans nasıl görünüyor otomobilin griddeki yeri? 2 sıra orta hızda yükseliyoruz. DRS verimliliği 6. Diğerleri çok değişmedi ama yüksek hızdaki seviye atlamamızı sadece geriye düşürdük diye görüyorum ben şu an. O zaman bunu biraz azaltıp abi bu aslında yüksek hızı da bayağı hızlı yükseltiyor ya. Bana mı öyle geliyor? Gerçi bunu böyle yaptığında 0.38 artıyor.
0.29 da fena değil. Kaç oldu sıralamadaki artış? 2 oldu. Anladım. Neyse biz orta hızı yüklenelim burada. Uğur Bey çok oyalandık. Yani bunları aslında bunlarla detaylı ilgilenmek oyunun eğlenceli kısmı. İyi bir araç ortaya çıkarmak için tasarım yapıyorsun çünkü. İşin güzel kısmı diye düşünüyorum ama evet video biraz uzuyor. Ben burayı tamam diyeyim artık. 5 tane mühendis versem 32 gün. Her halükarda acil üretim kullanacağız maalesef. Biraz maliyetli olacak ama 5 mühendis buraya ayıralım. Şimdi burada ATK şey rüzgar tüneli şeysini de kullandık ya. Bunu geçelim. Arka kanat yapalım bir tane de. Şey ön kanat. Ön kanatı da ön kanatın daha çok daha çok değil tabi. Ön kanat bir an şaşırdım. Ön kanat daha çok kirli hava toleransı ve düşük hıza destek veriyor. Ama bizim ne dedik? Yüksek hıza ihtiyacımız var abi bizim. O zaman süspansiyon yok o şey tekerlekler için destek veriyor. Yüksek hız için en iyi parça underfloor yani taban altı. Şu. Bu parçayı halletmemiz lazım. Bunu maksimum düzeye çıkarsak. Yüksek hız. Maksimum yaptık. Bak mesela gördün mü? Uçtu değeri. Bu neyi arttırıyormuş? İnmelenmeyi falan ayarlıyor. Ha. Çok karıştırmasan olur aslında. Ömrünü düşürsek oradan da bir bonus geldi. Bu parçanın orta hızı yükseltmesi çok umurumuzda değil açıkçası. Değeri düşse bile olur. Ki şu an düşmedi gördüğünüz gibi. Düşük hıza bir yatırım yapmak istemiyoruz. Oğlum yüksek hız da bayağı bir uçtu ha. Kirli hava toleransı 1.83 ha bunu ayarlamadım ben. Kirli hava toleransına katkısı ne kadardı bu parçanın? Kirli hava toleransı %30 aslında %30 kirli hava toleransı fena değil. Yani ikisini de bayağı geliştirebilen bir parça. Yüksek hızı 4 sıra yukarı çıkaracak diyor. Tamam böyle olsun olmazsa. Bu iki parça şu an bu ayarlarda fena değil gibi. Aracın genel performansı için. Yani kirli hava toleransı gayet yüksek. Kaç günde tamamlanıyor? 6 şey. Ha pardon ya 10 tane mühendis var. 6 4 diye hesaplıyorum. Yanlış yapıyorum halbuki. 5'e 5 oluyor. Ya yani öbürüne daha az mühendis ayırdım zannettim bir an. Yoğun yaptığımızda 24 günde tamamlanıyor. Tamam şimdi biz yüksek hıza maksimum bir odak verdik burada. Öbüründe orta hıza biraz daha ağırlık verdik. Sonraki parçamız ne olacak? Bu geliştirmeler bitince. Ya front aslında bu tabi ön kanat aynı zamanda evet düşük hıza da çok büyük bir destek veriyordu da. Lan bir dakika. İyi de ben niye harbiden buna yüklendim? Burada yüksek dedik de. Ha pardon taban altı bu. Beynim yandı yemin. Tamam. Uğur Bey. İş uzadıkça bak saçmalıyoruz görüyorsun. Gerek yok. Taban altını yaptık abi. Arka, ön kanat değil ki bu. Bir an diyorum ki nasıl bu kadar yüksek performans veriyor? Reset attı beyin. Tamam. Şimdi her şey hazır. Saygılar arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Sezonun 3. yarışı bizim için daha ciddi bir yarış olacak. İlk yarışlar biraz daha böyle üst sıralarda olmayabiliriz. Çok önemli değil. Ama Melbourne Grand Prix'sine çok güçlü bir arabayla geleceğimizi düşünüyorum. Tabii diğer firmalar da, rakipler de yani. Firma diyorum çünkü bunlar firmaların araçları ya aynı zamanda. Onlar da araçlarını geliştirirlerse tabii durumlar değişebilir. Ancak biz güveniyoruz. Mühendis ekibimiz güzel bir araba yapacak. Sizlere güzel yarışlar göstereceğiz. Oyunda yeni özelliklerden biri sponsor belirleme. Böyle güzel bir özellik verilmiş. Aynı zamanda aracınıza da ekleyebiliyorsunuz buradaki sponsorlukları. Tasarlayabiliyorsunuz aracınızı. Güzel detaylar olmuş. Ben şimdi peşin ödemesi fazla olanlarla anlaşmayı düşünüyorum. Mesela bu toplamda 44 veriyor. En azı veriyor ama bu toplamda 51 veriyor. Bir de yüksek performans bekliyor bizden. O kadar yüksek performansı şimdilik yapmayız diye düşünüyorum ama gerçi 6 milyon fark var. Tamam lan. Zorlayacağız artık bir şekilde. Uğur Bey biz başarı istiyoruz. Biz anlamayız. Yüksek performans verecek bu araba. Bu bizim boynumuzun borcu. 9 milyon yarış günü etkinliklerine veriyor. Yani yarış günü etkinliği değil bu arada. Yarış günü. Yarıştan elde edeceğin başarılara göre çok ciddi paralar kazanıyorsun.
Ön ödemeleri fazla alırsak hemen mesela tasarımlara tesisleri geliştirmeye başlarız. Ondan diyorum. Bu etkileşime fazla para veriyor. En yüksek parayı yarışlarda çok büyük iddialar mı ortaya koyacağız şimdi biz? Tamam öyle diyelim. Gel bakalım. Bayağı yarışa odaklandık ha. Tamam sen de gel bakalım. Umarım çok yüksek değerler. Ben genelde burada garantici gidiyorum aslında bu sponsorlarda. Yani ön ödemeyi hemen alalım. Tesisleri geliştirmeye başlayalım diye. Gelecekteki parçalarımız daha sağlam olsun. Fakat şimdi Uğur Bey biz yarışlarda üst düzey performans bekliyoruz sizden. Diyecek arkadaşlarımız olabilir diye burada öngörüp hamle yapmaya çalışıyorum. Sponsorları dolduracağım. Tamam etkileşim de versin. Sosyal medya etkinlikleri falan var. Onları da yaparak daha fazla bütçe kazanayım. Bir tane de peşin alalım artık. Yeter abi fakiriz ya. Şu hale bak. Tamam. Güzel. Evet. Otomobil kaplaması geldi bu arada. Sponsorlarımızda da hep yeşil renk var ha. Bir arabanın şu tasarımlarını biraz daha ince detay ayarlayabilsek güzel olurdu aslında. Ferro NRG ne lan? Şuraya M-Power yazmak lazım kardeşim ya. Yazıklar olsun size. Şimdi düzenle diyeceğiz değil mi? Ha, şuradan geleceğiz. Sayın ve sayın. BMW logosu koyabiliyoruz istersek. Gerçi bu pardon şuradaki logo. BMW logosu. Aynen. Aslında BMW'nin burada logosu yok arabasında. Daha aşağı gidebiliyormuş logo. Ha. Evet abi. BMW logosu aslında burada da değildi. Yanılmıyorsam arabanın yanındaydı bizim logolar. Dur bakayım. Gözümde şimdi şey etmedi. Sizi yine böyle şey yapacağım ama. Bir dakika. BMW F1 R. Bir dakika. Yandaydı sanki ya. Şey ama. Yo. Uğur Bey çok yanıldık. Yanda değil lan. Tam tersi. Şurada hatta. O zaman direkt oraya koyalım. Ha. Şimdi daha iyi oldu. Çok mu dibinde yoksa nasıl yapmışlar? Evet. Yok çok dibinde değil. Biraz yukarıda. Şu uyduruk logoyu kaldırmamız lazım. Onun orada ne işi var? O ne abi öyle? Ne o? Kartal mı? Ne o? Şu mu? Ya yürü git birader ya. Senin orada ne işin var? Temizle. Sil bunu. Bir tane daha bir şey var o da. O yazı mı o bir de? Yaklaşamıyorum ki. Şu Ferro NRG. Ya senin orada ne işin var ya? Sil şunu da. Hah. Abi şimdi ama var ya harbi oldu ya. Şu kırmızıyı ayarlayabilseydik çok daha güzel olacaktı aslında. Bu neredeymiş? Sponsorlar ne güzel duruyor araba yalnız. Şimdi bu parça şey yaparsam inadına oraya koyacak. Tamam yok oraya sponsor yok. Sildik ya kardeşim bunu. Ekleme. Bu neymiş? Tamam olabilir. Karıştırma bunları. Buradan yan tarafı. Aracın yan tarafındaki sponsorluklara bakıyoruz. Değiştir dediğim anda mesela buraya ne ekleyebiliriz? BMW'nin yan sponsoru neydi arabasının? Belki vardır burada. Yani çakma da olsa vardır. Arkada Petronas yazıyor tabi. Yanda ne yazıyor? Yanda da Petronas yazıyor. Petronas var mı kardeşim burada? Zannetmiyorum öyle bir şey olsun. Burada yok. Fabrikanın adıydı o değil mi ya? Daha böyle ağır bir isim olsun burada. Bu ne bu böyle rapçi ismi gibi. Rengi ne olacak bunun? Beyaz renk olsun. Ya böyle şekilde değil de kardeşim. Bunlar renklerini ayarlayabiliyor muyum acaba? Enteresan. Sponsor logoları, takım logosu. Ya bu detayları paylaşmaları gerçekten güzel. Ha bak tamam. Oldu beyaz. Bununla ilgili başka... Heh. Renk ayarlama var. Aslında beyaz olması da rengi seçemedik şimdi. Ulan bu nasıl beyaz peki? Ama arabanın burası komple lacivert olduğu için belli oluyor. Sıkıntı orada. Bizim arabanın tasarımı öyle değil. Yani gerçi değiştirebilirim aslında. Neyse böyle olsun. Çok da aşırı derecede kurcalamıyorum. Şimdi kenara çek biraz daha. Heh. Bunun iki tarafında da bu var değil mi şimdi? İkisi de aynı mı ayarlandı? Helal olsun lan.
uğraşmama gerek kalmadı. Güzel. Abi şu kuşları muşları bunları buraya koymayın ya. Kim koydu bunları buraya? Onları elleme. Arabanın arka tarafı. Ya bunu... Taktı kafaya. Her yere bundan eklemiş ya. Yok mu kardeşim şurada bir Petronas yazısı? Ekleyelim bir tane. Havalı görünsün. Aa bir dakika. Ya bunda bir aralar Intel... Aa bak arkasında var. Şeyde, Intel var diyecektim. Var. Ama burada değil tabi. Tamam olsun burada dursun. Intel dursun burada. Yani çakma Intel. Aslında yazı yazma imkanı verse nefis olacak. Buraya. Nerede o? Bu ön taraf. Arka taraf. Fero. Ya ne ferosu? Şuraya ben isim yazmak istiyorum mesela. Ya oyun bana burada imkan versene ya. Geleyim ben buraya Empower yazayım. Şurada bir havası olsun arabanın. Ah be. Ah be. Bunlara bak. Hii. Oğlum bunlar nasıl sponsor isimleri? Şuraya bir BMW Empower. Neyse bu olsun madem. Biraz daha böyle farklı bir tonu var. Keşke isim yazma olsaymış. Tamam rengi de olur fark etmez. Abi, araba şu an gayet iyi oldu bence. BMW logosu harbiden tam yerini buldu yalnız ha. Vay. BMW. Tamam yeter. Uğur Bey 10 dakikayı harcadık burada. Ya kaydetsin tamam. Kritik değil. Çık buradan artık. Pilot tulumumuz var. Pilot tulumunu karıştırmıyorum. O her yere okuşu ektim. Bir dakika. Araba böyle değil. Ben bunu ayarladım. Bu ne? Bu ne oğlum? Kaydet ve düzenleyiciden çık. Evet. Hah. Şimdi oldu. Aman ha. Tamam. Güzel. Ekstra burada pilot tulumu falan bunlara bir şey yapmayacağız. Logo zaten tamamdı. Geç. Hazırız. Sponsor planı geliyor. Saygıdeğer sponsor. Burada etkinliklerle ilgili hamleler yapıyorsunuz. İşte pilot performans derecesini ellemeyelim. Tesis verimliliğini ver gitsin. Bir süre gidebilir. Yapacak bir şey yok. Personel olabilir. 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 Yarış mühendisi gitsin. Personel performans derecesi. Tesis verimliliği. Mühendis ekibi büyüklüğü. Bu neye neden olur? Ona bassam. Ha, yedek pilot. Olabilir. Şuradaki değeri yakalamanız gerekiyor. Saygıdeğer oyunumuz buna söylüyor. 1000 puan harcayacağız. Bunlar neymiş? Abi adamın derecesi gidecek ya. Personel performans derecesi. Şu gelsin bir tane de kat simülatörü. Tamam sen gel hadi. Yeterli. Bunlardan fazla eklerseniz sonraki yarışlarda daha az etkinlik yapmanız gerekecek falan gibi mevzular var. Şu an biz ayarımızı yaptık. Yeterli. Devam edelim. Bunlar dediğim gibi şimdi ilk video olduğu için böyle detaylı oynuyorum. Sonraki aşamalarda bunlar olmayacak. Sadece yarışlar olacak. Sıralama turlarını bile kendim yapayım diyorum. Birkaç bilgi de paylaşacağım yine size buralarla ilgili. Evet. 6. sıranın üstünde bitiririz diye umut ediyorum Fernando Alonso'yla. Böyle yapmışlar. Burayı da değiştirmişler. Eskiden tek tek kendin de ayar yapabiliyordun. Buraları bayağı bir karıştırabiliyordun. Şimdi biraz daha stabil, böyle ayarlı. Temiz temiz. Seçecekleriniz ne istiyorsan şey yapıyor. Şimdi oyunda bir değişiklik var. Önemli bir değişiklik. Önceki seneler hatırlarsanız ben bir setup vardı bende. Steam'den bulmuştum yine. Güncel hallerine de baktım ama çalışmadığını gözlemledim. Şimdi daha böyle ince detay yapmışlar artık. Hani arabaya göre, pilota göre ayarlamanız gerekiyor tek tek. Bu yüzden hani antrenman turlarından önce geldik. Burada parçalara ayarları yaptık. Hadi bakalım yapalım. Olmuyor. Sonuçlar çok kötü çıkıyor. %40'lar, %50'ler. Ve hiçbir şey yapmasanız da aşağı yukarı öyle bir şey çıkıyor. Bunun en iyi yolu bizzat antrenmanı kendiniz yapmanız. Ve birlikte bir antrenman yapalım. Çok başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ben bir aracı ayarlayayım önce. Herhangi bir ayar yok. Otomobil ayarı. Gerçi hiç ayar yapmaya gerek yok. Direkt arabaları yolla. Gitsinler tur atsınlar. Evet. BMW sezonun ilk yarışı için antrenman turlarına geçiyor.
Fernando Alonso, Porsche'yle iki BMW pilotu. Ah şu arabanın arkasına bir BMW M-Power yazamadık ya. Yazıklar olsun ya. BMW yazma da M-Power yazalım sadece. Buraya bak ya. Kamera açıları her zamanki gibi daha da iyiye gidiyor her zamanki gibi. Nasıl oluyorsa her sene daha iyiye gidiyor. Benim aslında hoşuma giden bir detay oldu bu oyunda. Çünkü motor sesleri burada kısılmıyor artık. Yani önceki oyunda bu görüntüden ben motor sesi alamıyordum. Çıldırıyordum böyle. Ulan ne, arabanın sesi yok diye. O yüzden böyle izleyemiyordum. Şimdi artık bu şekilde izlemenin de keyfi var. Tek eksik kaldı şunları kaldırmak. Yani en azından şunları kaldırmak. Bir tuş olsa da mesela şurada kenarda bas bunlar içeri gitsin mesela. Atıyorum tek seferde hepsini birden ortadan kaldıran olsun. Daha böyle gerçekçi bir hissiyat verecek o zaman. Gerçi biz yarış mühendisiyiz şu an. Hani bu detayların olmasının bir zararı olmasa da ama bir yandan da hani böyle bir F1 yarışı hissiyatını daha fazla yaşamak için fena olmaz gibi. Ya şu aracın karizmasına bakın ya. BMW diyorum başka bir şey demiyorum size ya. Yeter artık ya. Şimdi ne yapacağız? Şimdi saygıdeğer arkadaşlar 5 tur atmalarını bekleyeceğiz pilotlarımızın. Bu 5 turu attıkları takdirde bize bir geri dönüt vermiş olacaklar. Araçla ilgili diyecekler ki biz bu araçtan memnun değiliz veya biz bu araçtan memnunuz gibi. Muhtemelen memnun olmayacaklar ilk başlarda. Bizden biraz da diyecekler ki şu ayarı yapalım, bu ayarı yapalım. Bunlar hangi lastiklerle çıkmış? Biz sakin tempoda sürüyoruz. Ya bizim amacımız araçla ilgili bilgi almak. Ayarları oturmuş mu, oturmamış mı? Troll bile geçmeyi başardı ya. Kahredici olay. Ama ikinci turu daha iyi attı bizimkiler. Bak dereceleri yükseldi. Ya hızlandırabilirsin. Maksimum hızla da gidebilirsin. Açıkçası bununla ilgili tam bir fikrim yok benim. Yani bu oyunda aracı daha hızlı sürünce antrenman turlarında daha iyi mi sonuç alıyorsun? Veya pist uyumları vesaire bunlar daha mı hızlı gelişiyor? Bunlarla ilgili pek bir deneyimim yok açıkçası. Daha hızlı sürdüğünde daha iyi olduğunu hissettiğim anlar da oldu ama bu oyunda denemesini yaptım. Pek bir fark yok gibi yani. Arka arkaya bir hızlı tur, bir tane yavaş tur. Aşağı yukarı gelişim aynı oldu. Bir tur daha atacak Fernando Alonso. Porsche'yle de atacak. Otomobil ayar memnuniyeti kötü. Hemen pit'e çağıracağız. Pit'te bir ayar yapacağız arabayla. Bakalım daha nasıl bir ayar yapabiliriz diye. Bakın şimdi bilgi verdi bize. Bak bu ayarlar çok kötü diyor. Buradan ayarları yapacağız detaylı bir şekilde. Bunları tabii bunun biraz daha yaklaşması lazım. Şu zaten buradan ayarlanabiliyor da. Şunu tam denk getiremiyorum. Heh, böyle daha iyi oldu. Birine iyi demiş. Çok iyi tekrar oturttuk. Şimdi ayarlar fena değil gibi. 3.5, 11.5, 7.3 falan. Bunu da beklemeniz lazım ki tam bir bilgi alın. Yani beklemeden yaparsanız yeterince bilgi alamadan geri çekmiş olursunuz. Şimdi bilgi gelecek. Hatta çekebilirim aslında ama yorumunu mu? Ya zaten kendi döndü. Direkt yollayalım. Senin aracını da ayarlayalım bakalım. Şimdi sen ne dedin? Kötü diyorsun tabii. Çok doğal. Şöyle. İyi dediği ayarlar varmış. Çok da emin olma bence iyi olduğuna dair. Fena değil gibi. Bunları her böyle geri dönütte efendim daha şey isabetli hale getirebiliyorsunuz. Sürekli yollamanız lazım. Çıksınlar tur atsınlar. Hem pisti tanıyorlar hem aracı daha iyi tanıyorlar. Aracı olan güvenleri artıyor. Böylece performans verimli de artıyor. Lastikler soğuk. Evet lastikler harbiden biz tabii yavaş tempoda sürdürüyoruz arabayı da. Yavaş şey lastikler soğuk olduğunda aracın yol tutuşu yetersiz oluyor ve daha yavaş gidiyor. Turları daha yavaş atıyor. Hafif bir şöyle bir nasıl diyeyim beyaz seviyeye gelmesi lazım. Şu an mavi ya soğuk olmaması lazım. Normal hale gelmesi lazım. Isındığı anda da bu sefer aracın yol tutuşunda problemler başlıyor. Hem lastik yıpranması artıyor
Hem de kaza yapma ihtimali ortaya çıkabiliyor. Bir de hızı da yavaşlıyor zaten çok ısındığı için. Frenlerde falan hep problem yapıyor. O yüzden elden geldiğince dengeli götürmek lazım. Isıyı. Isıtır zaten birazdan. Ben fazla yavaş sürdürdüm. Bilerek lastik uzun süre dayansın. Ama bu ayar iyidir mesela. Yolla gitsin. Videonun bakalım kaçıncı dakikasındayız. Oo, bir tane yarış sıcak mı bakalım. Hayır, pite çağırma lan. Hemen yolladık mı adamı? Ayarı yapıp. Şimdi bir turda tempo yapalım. Bir tur tempo yapalım. İki aracımızla da. Bakalım nasıl turlar atacağız. Şimdi bunu tabii erken yaptı ama birazdan başlayacak. Birinci sırayı aldı bile. İkinci sırayı da aldı. ERS yetmeyecek diye dedim. Alonso ikinciyi de attı. Tamam, bu saatten sonra bakın lastikler çok ısındı. Yıpranmayı arttırıyor. Hem de zararlı. Hata yapabilir. Tamam, şimdi yavaş tempo sürsünler arabaları. Çok iyi dereceler elde ettik. Ama antrenman turları tam doğru bilgi vermez. Yanıltıcı olur. Yani burada 1-2'yi gördük diye yarışı 1-2 mi bitireceğiz Uğur Bey demeyin. O iş biraz zor. Bir de biz bunları hard lastikle yaptık. Yani adamlarda soft vardı kimisinde. Medium lastik var. Lastikleri yepyeni. Bu lastik verme mevzusunu ben tam çözememiştim bu oyunda. Yani her etapta kaç lastik kullanmamız gerekiyor ki oyunda? Bir tur daha beklemesi lazım. Bite çağırabilmem için. Ya her turda herhalde her lastik türünden en fazla birer tane mi kullanmak lazım? Öbür türlü çünkü sorun oluyor. Ama mesela bunlar kaçıncı acaba soft lastikleri ya da medium lastikleri ki? 3 tane antrenman seansı var. Bir de sıralama seansları var. Bir de yarışlar var. Burada çok lastik kullanırsan bu sefer yarışta 2 tane atıyorum soft kullanamıyorsun falan. 2 pit stop yapacaksan. Nasıl bakalım? Çok iyi diyor memnuniyeti. Güzel. Gel bakalım pite. Erken gelsin ya. Erken gelsin. Şu an bile en çok tur atan pilotuz zaten. Takımız. Çok tur atıyoruz. Otomobil memnuniyet ayarları %85'i bulmuş. İki ayarda iyi kısmında kalmış. Biraz daha ince ayar yapılabilir diyor yani. İdeal olanı çok kurcalamayalım. Derken kahredici bir uğraşı olabilir. Bunun son bir ayar çekebilirim ama. Bunu çözemedik. Mesela şu ideale tekrar geldi. Bu çok iyiydi. İdeali neredeyse bulacak böyle yaparsan. Ama şunu kıpırdatamadım fazla. Ondan rahatsızım. Onu en çok kıpırdatan bu değil mi? Bu sefer de bu fazla dışarı gitti. Bunun biraz daha içe girmesi lazım. Heh. Mesela şu an ayarlar bence çok iyi oldu ama bir görelim bakalım. Kaç dakikamız kalmış? 14 dakika mı var? Bir tur daha atar bu herhalde ya. Bir iki tur. Ama 5 turu bulamaz. Problem değil. Onu sonraki etapta yapabiliriz. Yetmese bile. Valla ben tek lastikle devam ediyorum. Yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. İkinci lastiği de mi denemek lazım? Adamlar %90. Bir de benim kadar tur atmadılar ama. Ben bir de çok tur attım. Bu saatten sonra da şimdi medium lastiğe geçmek hiç istemiyorum açıkçası. Yollayalım bakalım. Attığı kadar artık. Bir de Porsche'den bilgi alalım. Araçla ilgili ne diyor? Aa, mesela pisti çok iyi bir şekilde tanımış. Bu parça güveniydi yanılmıyorsam. Araçtan çok memnunmuş arkadaş. Çok iyi diyor. Gelsin bir görelim bakalım ayarları yüzde kaç olmuş. %87. İki ayarda ideali yakalamışız. Çok iyi diyor. Şurayı tam tutturamamışız. Her pilotun farklı olabiliyor ya. Talepleri. Buna uygun bir şeyler yapmak lazım. İlk iki seçenek sadece şurayı kıpırdatabiliyor. Ama öbür tarafta uyumu
Fena baltaladık. Abi orası 7 olacak da. Bunları kurcalama. Heh. En son şurada bir ufak bir ince ayara ihtiyacımız var gibi. Ama iki tane ideali bozdum şu anda. Bir dakika ama nasıl olacak? İdeali tam tutturamıyorum. Burası çok kötü oldu bu sefer. 11. Böyle yapsam. Yok. Öbürü çok hızlı geliyor zaten. Ha. Evet. Ama çok iyi yapamadık bu sefer. Yani şu ikisi bozuk oldu. Şu aralığa denk getirmek gerekiyor da. Yani diğerlerini çözdük. Öbür tarafı bozduk bu sefer. Bu adamın da ayarını tutturmak biraz zormuş ya. Ayarsız herif. Geri al bakayım. Tekrar bakalım şimdi nereye oynatsak acaba? Sadece buraya oynattım. Tamam. Şu ikisini de biraz daha ayar yapmam lazım. Heh. Tamam, şimdi daha oldu galiba. Şimdi oldu gibi. Deneyelim. Mahvetti beni ya. Neyse bu sonraki yarışa şeye kalacak. Antrenman seansına kalacak. 4 dakika mı? Kaç dakika sürüyor? Lastikler soğuk tabi. Uğur Bey ısrarla. Evet. Motoru da çok fazla zorlamıyoruz. Elden geldiğince gerek yok. Antrenman seanslarında. Araba hazır ama piste yollamanın çok da bir anlamı yok şu anda. Dengelde kalsın. Evet, ilk antrenman seansımız sona erdi. Fena değildi bizim için. Fernando Alonso yükseldi. Piste çok iyi alıştı ama Porsche'yle. O konuda kendisini tebrik etmek lazım. Pilot hazırlığı biraz geride kaldı maalesef. Bir kez daha çıkması gerekiyordu. Zaman yetmedi. Şimdi bu sefer medium lastiklerle giriş yapacağız. Girelim. Aracımızın ayarları tamam. Seansı ben yöneteceğim yine. İkisini de deneyelim bakalım. Hemen girelim biz sahaya. Görelim bakalım. Nasıl performans verecekler. Üçüncü turu Alonso. Evet. 4 başlayacak. Ya aslında tam 4 değil ya. Ben bunu tur diyorum da tam olarak tur değil. Bunun karşılığı neydi ya? Ben bunu bir ara çözmüştüm. Bir şeyden dolayı bu doluyor işte. İki turda bir mi acaba? Yok ya. Bak beşinci mesela tur bitti. Hala yok ortada. Bu bir sebepten gelişiyordu. Memnuniyet çok iyi. Burada bir yerde sanki bir parça bilgisi yazardı ama neyse sen sür. Bu sefer çağırmayacağım seni. Zaten çok yüksek değerlerde. Keza Porsche'yi de çağırmak istemiyorum. Yani çok iyi derse. Kötü derse çağırırız. İyi derse sıkıntı yok. Aynen devam etsin. Şimdi pisti daha çok tanıyabilmeleri için, araca olan güvenleri artsın diye aynı zamanda sağda kalmaları lazım. Sürekli sürsünler arabayı. Sonra pite gelirler. Tekrar yollarız. Alonso mesela çok ilginç. Gerisinde kaldı Porsche'nin. Pist uyumu anlamında. Ki ondan daha fazla tur attı. Pilot performansı duruma göre değişebiliyor oyunda. Bilgi mi geldi, ben kaçırdım mı? Ama Porsche'ye kaç tur attı hala? 14 tur attı. Dönüyor yani en sonunda. Abi bilgi verebildin mi bize?
Yok, çok fazla değiştiremedik. %87'de yine. Ya daha doğrusu en yüksek %87. Şu ankine kaç verdin? Daha değer vermemiş ki buna. Tabii. Daha değeri yok bunun. Sen bir tur daha atacaksın. Şimdi lastik kısmında bunu ne zaman açıyor? Yarışta mı açıyor bunu? Yarışta bir tane verecek. Yani bir tane daha medium kullanma şansım var. Pirelli'ye gönderildi. Mesela biz soft lastik kullanmadık. Bir tanesini otomatik olarak gönderdi. Bir tane kullanalım. Ya da kullandık. Yok, kullanmadık işte. Adam sıfır lastiği gönderdi. Her şeyde gönderiyor. Yani bir tane soft kullanalım. Sen de gel. %88 diyor. Yani daha yüksek dereceyi yakalayamadık bir türlü. 3-11. Bu iki arabanın ayarları aynı mı şu anda? Ona dikkat etmedim ha. İdeal biraz oynayacak. Tamam, ideali karıştırma. Hepsinin yeri değişti gerçi. Bu biraz oynadı. Bu da çok az oynadı. Bu sabit kaldı zaten. Şimdi belki kazanma ihtimalimiz var. Bir de bu ayarı görelim bakalım. Yani acaba %90'ı zorlayabilecek miyiz? Ha, lastikleri değiştirmedim bu arada. Orçeyre'nin... Evet, bilgisi geldi. Araç çok iyi diyor. Ne kadar iyi kardeşim, çok iyi deme. Şaşırtma bizi. %90 mı? %200 mü? Olmayacak değerleri söylüyor Uğur Bey. Bir tane soft lastik verelim sana. Hamur kilitli. Bir tane soft lastik. Bir bakalım soft lastikle. Ama onların bazıları ikinci soft lastik. Yani fazla kullanınca da bu sefer lastik yetmiyor işte. Bunu bir şey yapmam lazım. Üzerine düşmem lazım. Mantığını anlayabilmek için. Araç güveni, parça güveni biraz zor gelişen bir şey. Pist uyumu falan onu hallediyorlar da. Öbürü biraz zor gelişiyor. Hızlı tur atsak bakalım. Şimdi burada acaba arada bir fark oluşturabilecek miyiz? Daha hızlı bilgi gelecek mi mesela Alonso için? Bir tane tur atıyor şu an. Bak, bir şey değişmedi mesela. Hala bir. Yani ikiye daha yeni geldi ama. Çok üst düzey bir değişim olmuyor yani. Çok fazla lastik değmeyelim. Şu anda antrenman seanslarında dikkat çekiyor BMW. Ama rakipleri fazla ciddiye almadığı için biraz da etkisi var. Dengelde kalabilir. Bu da doldu sayılır. Kullanacağımızdan değil de işte dolduralım. Fazla tur attırıyorum. Bunun dezavantajları da var aslında. İşte araç ne kadar çok tur atarsa bu sefer parçaları o kadar yıpranıyor. Ama çok tur atmasının faydası da var ki işte pilot daha iyi performanslar gösterebiliyor. Araçla ilgili uyumları artıyor vesaire. Şimdi sen kaç dedin abi? 91'e kadar çıkarmayı başardık. Sorun burada. Yani iyi parçayı çözemiyoruz bir türlü. Onu en çok bak mesela bu 6,5 öbürü 3,5 mu ne değil mi? Arada bir ciddi bir fark var. Yapabilir miyiz acaba? Uğur Bey, kurcalaya kurcalaya bozdunuz arabanın ayarını. Şimdi burayı çözdük. Hadi bunu değiştirdik. Şu mahvoldu ya. Adam idealdi bir de yani. En çok böyle düzen şey yapıyor, değiştiriyor. Evet. Bu herhalde standart ayarlarımız gibi bir şey oldu ama biraz değişiyor şu an. Biraz değişiklik var araçta. Tamam, bir de böyle deneyelim arabayı. Birkaç tur atar. Üçüncü antrenman seansında artık son halini görürüz. Nasıl gidiyor diye. Alonso garaja dönüyor.
ayarlarının ne dediğinden daha haberimiz yok. Maalesef. Bir tur daha atması lazım. Aa, bir dakika, bilgi vermiş. Pilotun memnuniyet. Şu an 85 düşmüş bu arada yaptığımız ayarlar. Şu iki ayar iyi görünmüyor. Tamam, bir de böyle mi? Yok. Çok iyi diyor ya. O, şu kötü. Biraz oynattık. Biraz oynattık. Tamam. Bunlar da biraz değişti. Ya, herhalde en iyi ayar bu olacak artık. Daha fazla kurcalamayacağım. Son denememiz olacak bu. Motoru fazla zorlamayalım. Lastikler için tempoyu standartta tutabiliriz. Bu video gerçekten çok uzun olacak değil mi? Aman aman. Olsun. Bir tane bölümümüz öyle olsun. Hasret gideriyoruz sonuçta. Ah be. Bir dakika kalmış zaten adamın çıkmasına. Sıkıntı yok. Evet. İkinci antrenman seansı da sona erdi. BMW'ler burada da damga vurdular. İlk iki sırayı aldılar. Çok fazla tur attı BMW takımı. Yeni bir takım pilotlarının aracı olan güvenini arttırmaya çalışıyoruz. Şu an %28 de çok düşük bu arada pilot hazırlıklarımız. Yani bu böyle olmayacak ya. Yetmedi baraja alık bir durum var şu an. Artık araç ayarlarını ellemeyeceğiz. Bu son. Bunlar eğer daha iyi seviyeye gelmişse bunlarla devam edecekler. Yoksa en iyi ayarlarını seçtirip bitireceğiz bu işi. Artık bundan sonra biz yine mediumlarla mı çıktık? Lan medium lastik kalmadı. Tamam neyse, bir tane lastik de kalsa yeter zaten. Bir tane medium lastik yeter. Yarış için. %70, %53. Motorun durumu nasılmış? %95. Gazlamayacağız abi, bu tempoda sürsünler arabaları. Ya da bilmiyorum yani, işte hızlı sürmek daha iyi gelir mi pilotlara? Daha hızlı bir şekilde güven alırlar mı? Çünkü sonuçta arabaları burada hızlı sürecekler. Bitmek üzere, evet. RS bitince de araba çok yavaşlıyor. Virajları dönerken devreye giriyor ya. Fren sonrası dolum oluyor. Sonra da gaza basıyor. Kalkış için güç veriyor. Son denemelerimiz bunlar artık. Ne çıkarsa artık sonuçlar. Umarım daha iyi çıkar. Ellemeyiz artık. Çünkü parça yeri de ciddi vakit kaybettiriyor. Memnuniyet çok iyi dedi. O zaman sıkıntı yok. Herhalde. Bu da çok iyi diyor. Mükemmel diyebiliyorlar. Çok daha iyi tepkiler verebiliyorlar. Neyse, %90 civarlarında herhalde ikisi de. Zaten Porsche ile %90'ı yakalamıştık. Alonso ile %88 miydi neydi en fazla. Bir bakalım. Kaç oldu? %90 mı olmuş? Tamam, yeter. Hatta daha fazla kurcalamaya gerek yok. Pilot hazırlığı da %80 olmuş. Gayet iyi. Bu %46 idi. %82 oldu. Güzel. Araç da %91'de. Yeterli. Artık daha fazla kurcalamaya gerek yok. Oradan sonra atabildiğiniz turlara atın canım kardeşim. Temponuzu da düşüreceğim. Motor fazla hasar almasın diye. İşte bunları kendiniz yapmazsanız bu araç güveni bilmem ne, parça ayarı, bunların hepsi yerlerde sürünüyor. Çok kötü oluyor. O da pilot performansına bonus vermiyor. Şimdi ben bunların hepsini videolarda yapmaya kalkarsam, bütün hepsini bütün videolarda yani, bölümler uzun oldukça sıkılabilirsiniz diye gelecek bölümlerde bunlar olmayacak. Sadece yarış kısmı olur veya belki sıralama turlarını da ekleriz. O şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Son 23 dakika.
Buradan sonra benzin için ite girmek isteyecekler. Girdikleri anda doldurup doldurup göndereceğiz. Başka bir şey yapmayacağız artık. %92 hist uyumu, parça uyumu %72. Güzel. Aracın ne kadar iyi tanırsa o kadar iyi sürüşler gerçekleştirebiliyor pilotlar. Pisti tanırlarsa mesela %97 yaptı adam. Bu pisti diyor avucumun içi gibi bilirim diyor. Çok sürdürdüm ama harbiden ha. Bir daha yollamasam olur aslında biliyor musunuz? Yeterli bu kadar. Tamam ya yeter. Tebrikler çocuklar. Lastikleri de yediniz. Ama iyi iş çıkardınız. Bundan sonra artık sıralama turları. Sürenin bitmesini bekleyeceğiz. Oyunda geçiş şeysi yoktu değil mi? Direkt olarak atlayamayız burayı. Gerçi ben buradan da... Ama yok o bilgileri verdikten sonra burası herhalde şekillenmiyor. Gerçi yok. Mesela pist uyumunu canlı olarak verdi de şu 5'e 5 olduğunda acaba burayı veriyor muydu? Otomobil durumu. Lastikler berbat. Motor falan biraz gerilediler tabii ERS'ler. Çok zorlamamak lazım. Evet. Süre doldu. Ve antrenman seansları sona erdi. Artık Bahreyn Grand Prix'si için sıralama turları vakti geliyor. Ben sıralama turlarını ilk aşamadan itibaren oynayayım mı acaba? Güzel. Alonso'yu sonraki aşamaya tutamadık maalesef. Bak bu daha hazır geliyor. Mutlu geliyor. İlk iki aşamayı genelde attırıyorum ben oyunlarda ama bakalım kalamayabilirler mi acaba? Gerçi birinci ikinci bitiriyor. Üçüncü olmuş. Antrenman seanslarında biz sürdürelim. Evet, soft lastiklerle geleceğiz. Yarış için en az 2 tane ayırmak lazım ama 3 set yok görünüyor şu an. Bir tane kalacak. Bir dakika. Yarış 3. sette verilecek biz ama S3'te gelecek bu. Bir tane bu gelecek. S1'de bunu, S2'de bunu, S3'te bunu kullansam 2 tane gene kalıyor. Ama bunlar sıralama seansında gönderiyorlar mıydı? Göndermiyor değil mi? Göndermiyor diye umut ediyorum. Tamam. O zaman sıralama seanslarını bu şeylik bir oynayalım bakalım. Yarış neler yapabileceğimizi de görelim. Pilotları arka arkaya göndermek lazım. Rüzgar koridorunu kullanmak için. Çok fazla fark olmazsa iyi olur. Biraz fark var gibi. Birbirlerine ne kadar yakın kalırlarsa arkadaki pilot için o kadar avantajlı. Yani biz Fernando Alonso'yu şampiyon yapmak istiyoruz. O yüzden Fernando Alonso'ya biraz daha şans vereceğiz artık. Sonradan çıktı değil mi? Tabii arkadan geliyor araba. Çünkü BMW'nin karizmasına bak ya. Ya ön tarafı yeter işte BMW demek için. Geri kalanı çok kritik değil. S1. Bakalım ilk seansta nasıl sonuçlar alacak BMW? Şimdi burayı döndükten sonra gaza basabiliriz artık değil mi? Bunların kontrolünü ben alayım. Lastikler aslında ısınmadı bile şu ana kadar. Tamam. Köşeye döndükleri anda motoru falan açacağız. Süreti de vereceğiz. Hatta burada verebilirim çünkü zaten dönüşlerde aktif oluyor. ERS. Bir izleyelim bakalım bir tane sıralama seansı. Daha fazla da izleyebiliriz duruma göre. Evet, Fernando Alonso ilk tur zamanı için start finish düzlüğünde ve başlangıcını yaptı. Süresi de şu an tutuluyor. Bakalım takım arkadaşının önünde gidebilecek mi? Şu an lastikler soğuk. Bunun dezavantajını yaşıyoruz. Yani biraz daha erken ısıtmak lazımdı. Biraz daha erken demek ki. Yani tahmini şurada bir yerde tempoyu arttırmak gerekiyordu. Takım arkadaşından daha iyi bir dereceyle geliyor şu anda Fernando Alonso. Bunu mor sektörden anlıyoruz. Çünkü iki kişi şu anda zaman yapıyor. Öndeki kardeşimiz Porsche ile ondan daha iyi
bir değer yaptığını anlıyoruz. Burada biraz da şey verse keşke, buranın rekorlarını da verse de daha iyi yorumlasak, anlasak. Diğer rakipleriyle olan keza seviyelerini verse. Arayüzler biraz daha geliştirilebilir bence. Tamam, bizi ilgilendirmiyor. Dur şimdi biz tur zamanımızı yapıyoruz. İkinci sektörde de pistin en iyi derecesini yaptı. Bu arada tabi arkamızda muhtemelen tur atanlar var. Bizle birlikte çıkanlar vardı. Yani ilk sektördeki morun değişmemesi aynı zamanda Fernando Alonso'nun en iyi ilk sektörü yaptığını, sürdürdüğünü gösteriyor. Sadece önündeki Porsche ile rakip değil yani. Çok güzel bir dereceyle gelecek. Fernando Alonso 1.30.184 harika bir dereceyle takım arkadaşının 0.7 saniye önünde sıralama turunun ilk seansını lider devam ettiriyor. Burada çok zorlamak istemiyorum. Sonuçta zorlamak istemiyorum. Oha, ne yaptın? Lan manyak. Ön kanat gitti. Bunun da arka tarafı mı gitti? Neyse. Zorlamak istemez dedik. İşte öküzlük yapacağımız tuttu. Tabii ki çağıracağız. Zaten pite geliyor ki normalde. Oğlum pite geliyor zaten. Erken pit değil. Adam zaten gelecek. Adam zaten pite gelecek. Elenmeyiz ama ya. Abi ikisi birbirine çarptı. Umarım bir sıkıntı olmaz. Ceza verme. Tamam, öyle bir şey yok. İkisinin de tur zamanı değildi. Garaja dönüyorlardı. Hangisi? Öndeki Porsche'ye değil mi? Yavaşladı. Biraz o yavaş şeysine bastım ama ondan mı oldu acaba? İlk Alonso'ya bassaydım keşke. Aslında o kadar etki etmiyor. Onlar da işte. Olacağı varmış oluyor. Boş ver. Yedek kanat var mı? Var. Bu aynısı değil mi? Arabanın performansı düşmesin bir de. Bunun da arka kanadı gidik. 12 dakika mı sürüyor? Valla elenmeyiz herhalde ya. 12 dakika değil sanki ya. Daha mı kısa sürüyor? Yok, 12 dakika sürüyor işte. Bu bitti. Öbürü daha mı zormuş? Kaç dakika sürüyordu o? Arşın değişimi. Neyse. Ön kanat rahat değişiyor da arka kanat biraz daha sıkıntılı olabilir. Değişimi. 1 dakika diyor. Bu ayarlama süresi. Ha, arka kanat işte. Tamam, bu 1 dakika 26 saniyede, öbürü 12 dakikada. Yani Porsche ile bir daha pite dönemeyecek. İşin kötü yanı aşağı doğru iniyor. Dur bakalım. Seans yetmeyecek. Ulan Alonso'nun arabasına bin git gerekirse. Bir tur daha atalım mı? Alonso gir, bir tur daha at, ortalığı karıştır ya. Nerede Alonso? Tamam. Geç kaldık. Ya zaten sorun yaşamayız da ama Porsche ile çok kritik şu an. Hamilton falan illaki üst sıralara çıkar herhalde. Alonso, Fernando Alonso. Bunu atmış bir adam. Tamam tamam, yok karıştırma. Alonso bir daha çıkmayacak zaten. Hamilton hala yukarı çıkamadı. Evet, geçemedi. Güzel. Güzel. Elenmediğimiz sürece sıkıntı yok. Çok kötü bir sıralama turu oldu bizim için. Kaza olayı mahvetti bizi. Sıralamaları gösteriyor tabii. Şey, antrenman seanslarını. Şimdi lastiklerimiz yine temiz. Tamam. Yine Porsche'yi önden gönderelim. Arkasından Fernando Alonso'yu. Şu turda aç bakayım. Bir dakika. Isıtma işi biraz daha agresif olsun diye buralarda bir yerde başlatalım. Heh. Buradan sonra artık olabildiğince hızlı gitmeleri gerekiyor. Ha, önde bir tane araba var ya. Evet.
Evet, bu işi biraz zorlayacak ya. Senin arabayı süreceğin şeyin çok zaman kaybettirdi bak. Alonso kötü tur atacak maalesef. Aradaki farka bakın yani. Uçtu gitti herif. Porsche ile arka arkaya çıkardık adamları. Derecesi nasılmış? Tabi yani kendi derecesinden iyi diyor. Derecesi yok zaten. Nasıl bir viraj alma şekliydi o? Kimdi o da var? Hangi takımın pilotuydu o? Alçak. Ağzımıza tükürdü ya. Valla doğru yerde ısıttığımızı anlıyorum. Çünkü bakın tur zamanları geldi ve hala araba lastikleri çok şey yapmadı. Yıpranmadı. Demek ki doğru yaptık. Fernando Alonso çok büyük fark etti. Teşekkür ediyoruz. Vatan aynı alçaktan. Hangisiydi o? Orada büyük zaman kaybettirdi Alonso'ya. Önceki turda şey yani round'da daha doğrusu ne olmuştu? Seanslar. Bu değil de ben şeye bakmak istiyorum. Buradan göremiyor muyum abi? Buraları değiştirmişler. Aktiviteler. Önceki seansın birincisinin değerin şey derecesine bakacağım, bakamıyorum. Peki. Alonso sonuncu muhtemelen. Yani çok kötü bir derece. Şimdi aynı lastiği yine zorlar mıyım? Zorlarım. Diğer lastiğe geçersem sıkıntı olabilir. Biz bu lastikle devam edelim. Sen de ayarını yap. Perez'in 0.8 saniye gerisindeyiz. Bunlar birkaç tur atsın bakayım şöyle. Tamam biz şimdi yavaştan çıkarız. Ha, Alonso. Önce Alonso mu fırlasın? Yok. Yine Porsche ile fırlasın. Alonso arkasından geliyor. Manuel kontrolleri açalım. Virajı döndüğü anda tempoyu yükselsek olur gibi. Buradan sonra da bastırmaları açsak. Yani burada şimdi burayı hızlı döndüm. Geldim, hızlı döndüm. Çok kritik değil. Şurayı hızlı dönsem yeterli olacak benim için yani. Buraya bu kadar hızlı dönmeye gerek yok. Bastırmaya da çok gerek yok da işte. Araba biraz daha hafif olacak sözde. Evet. BMW takımı son tur zamanları için geliyor. Saygıdeğer takımımız istiyor ki üst sıraları zorlasın ancak şu an sıralama turları pek istediğimiz gibi gitmiyor. Alonso kendi derecesinden iyi. Orçere de iyi derece yapmış. Güzel. Gerçi önemli olan elenmemek aslına bakarsanız. Üst sıralara çıksak çok kritik değil. Nasılmış bunların değerleri? 26. Oo, Alonso yavaş kalıyor Porsche'de. Israrla. Çok enteresan bir yarış çıkartıyor Fernando Alonso. Porsche'ye bakalım. İkinci sektörde kaçı yakalayacak? 1-0 kaçtı? Yani gerçi burada tek 40 saniye görünüyor. 4400. Oo, her sektörde 0-2 fark yedi. Alonso. Porsche'ye birinci olamıyorsa olamaz. Olsa sektörlerde mor olması lazım. Alonso gerilerde kalacak. Bakalım geçebilecek mi? Dördüncü sırada. Porsche'ye. Alonso da altıncı. Bakalım. Bu iki tur zamanı bizim elenmememizi engelleyecek mi? Umarım Alonso elenmez. Son tur zamanları gelecek şimdi pilotların. Alonso düştü, düşüyor. Aman aman aman, iki pilot geçerse yanarız. Zor. Evet, güzel.
kıl payı kurtardık gibi. 6-9 BMW'ler. Yani derecelerimiz biraz kötü. Araçların yoğun olduğu zamanlar mı girsek acaba? Onun bir avantajı da var, dezavantajı da var. Avantajı rüzgarı kesiyorlar, dezavantajı yavaşlatabiliyorlar. Ben yavaşlatmasınlar diye girmiyorum ama dur o zaman. Burada da 3. roundda pist biraz daha kalabalıkken girelim. Öndekiler de tur zamanları yapıyorken girelim. Mesela bakalım şimdi. 2-3 araç girmeye başladığında mesela bak bunlar girdi ya böyle. Daha çıkanlar var mı? Biraz daha kalabalık olsun. Tamam. At şurada Porsche'yi ara. Gelsin o da. Sen de çık. Bunlarla hemen hemen aynı zamanlarda tur atalım ki onun rüzgarından bir şeyinden yararlanalım. Yani rüzgar kesmesinden. İlk tur zamanımızı Porsche ile atacağız. Yine aracın lastiklerinin hızlıca ısınması için erkenden atağa geçelim. Alonso'da da aynısını yapalım. Yanılmıyorsam son düzlüklerde kırmızı olmamıştı lastikler. O yüzden erkenden açmada çok bir sakınca yok. Ne yaptın? Ne oldu şimdi sana? Blokaj yaptın diyor. Ya sen benim başıma bela olacaksın ya. Belli ki. Lastikleri ısıtsaydın bari. %87'ye düşmüş. Valla bu lastiklerle biraz zor tur atacak. Kardeşimiz. Bu düzlükten sonra gaza bassın artık. Alonso da basabilir. İşin kötü yanı önünde kimse yok. Rüzgar kullanamayacak. Yani bir kişi var ama çok uzakta ona. Lastikleri de epey zayıfladı. Bakalım nasıl bir tur zamanı gelecek. Porsche! Fransız diye hatırlıyorum bu arkadaşı. Bakalım nerenin pilotu bu. Ben bunu kendi kariyerimde yapmıştım. Geçen sene benim takımdaydı bu arkadaş. Genç yetenek diye takıma katmıştık. Fransa. Alonso'nun derecesi nasıl gidiyor? Bir yandan da ona bakmak lazım. Evet, kendi derecesinden iyi diyor ama kendi derecesi yok zaten Porsche'nin şu an için. Bir mor görür müyüz diye bakıyoruz. Alonso yeşil aldı. Acaba çok mu iyi dereceydi de ama mor değil mesela. Sonuçta mor yapanlar var. Porsche tur zamanını tamamlamak için ilerliyor. Lastikleri biraz kötü durumda olduğu için ve erken ısındı aslında lastikler. Bir dakika şimdi. Sarı olması da çok iyi değil ama bunun bence başka bir problemi var. Lastiklerle ilgili. Ondan dolayı ısındı. 118'e geldi. Mesela Alonso hala 115'te. Şimdi o da ısındı. O zaman biraz erken açmışız. Sonraki tur zamanlarında olmazsa köşede açacağız artık. 119. Çok ısındı. Hatta sıcak oldu bile şey. 121 Porsche'ye. Birinci sırada Porsche müthiş bir derece elde etti. Uyduruk lastiklerle bile. Abi nasıl mor sektör yapamadın sen? Demek ki diğer pilotlar mor sektör alsalar bile atıyorum burada aldı. Buralarda berbat. Burada aldı öbür taraflarda berbat falan. Böyle bir şey oldu herhalde. Bir de Fernando Alonso'yu görelim. Fernando Alonso tur zamanını bitirmek üzere. Fernando Alonso ikinci sırada. 2-3. Fena değil şu an ama bir tur daha atacağız tabii. Garaja döneceğiz. Lastikleri ısıtma kısmını şuralarda bir yerlerde. Yani ilk sefer yaptığımız gibi düşünebiliriz. Biraz erken ısınıyor gibi. Ya da şurada bir yerde ısınmıştı galiba. Şurada bir yerde ısıtmaya başlamak lazım agresif bir şekilde. Alonso aynı lastikleri bir kez daha kullanabilir ama Porsche ile sorun yaşar aynı lastiklerle. Şimdi ama yarışta iki tane soft lastik uygulaması var. Yapabiliriz. Ya da bir tanesini medium yapar şey.
Torça ile. Artık yapacak bir şey yok. Birisi medium olur. Atıyorum hard seçeceksen. Ama burada nasıl uygulayabiliriz ki acaba? 80-82. Aa, bir dakika. Alabilirim ki ben bunu. Bunun lastik avantajı varmış ya. S3'te bir tane daha veriliyordu bize lastik, doğru ya. Tamam. Şimdi çocukları piste yollayacağım. Bakayım kalabalık var mı? Biraz pist olması lazım. Tamam, biz de Verstappen'in arkasından çıkalım. Çok kalabalık oldu gerçekten Uğur Bey. Aynen, olmadı aslında ama neyse. Şimdi şurada bir yerde gaza basacağız. Lastikler çok ısınmamalı. Isınması daha büyük problem olabilir. Her açıdan. Soğuk olması da kötü tabii ama... Önden Alonso mu gidiyor, Porsche'ye mi gidiyor? Porsche'ye gidiyor değil mi? Tamam, şurada bir yerde ben ata veriyorum. Aslında illa atak da değil. Yüksek de yapabiliriz daha hızlı ısıtmak için. İlk başta. Bakayım. Mesela Alonso çok hızlı bir şekilde ısıttı lastiği fakat Porsche'ye de ısıtamıyor şu anda. 91-92 derece. Tamam, Alonso buradan sonra atağa versin. Süratleri ayarlayalım. Bakalım poli alabilecek miyiz? Çok zor ama. Evet ve çok kritik tur zamanları başlıyor. BMW ilk iki sırayı kovalamak istiyor. Biraz ısıyı ayarlayamadık işte. 94 derece şu anda. İlk tur ilk sektörler biraz kötü gidebiliriz. Hala soğuk görünüyor lastik. Evet, şimdi düzeldi. İlk sektör kötü çıkacak muhtemelen. İkinci sektör, üçüncü sektörde daha iyi derecelerle, özellikle üçüncü sektörde mor sektörle geliyor Alonso. İnanılmaz bir iş. İnanılmaz bir iş. Porsche'de de çok daha iyi geldi. İlginç. Ulan daha kötü daha kötü diye diye. Gerçi şu an Alonso bir de rüzgarı da çok iyi kullanıyor önündeki Porsche'den. O avantajı da var ama Porsche'de de daha iyi bir dereceyle geldi. Gerçi önceki turunda unutmayalım, lastikler çok berbattı. Onun da etkisi var. Her bir turda, her bir yıpranmada daha doğrusu lastiğin verdiği şey zarar artıyor. Tur zamanına. Bakalım ikinci sektörde Fernando Alonso sarı. Kahredici. Tüh be. Kendi derecesinden bile kötü. İlk sektör çok iyiydi. İkinci sektörde batırdı. Start finish düzlüğüne geliyoruz. Bakalım. Poli zorlayabilecekler mi? Porsche derecesini geliştirecek. Alonso da geliştirecek ancak... yerleri değişmiyor. Çok ilginç oldu. Çok az geliştirebildiler derecelerini. En fazla yerimizi koruyacağız. Neyse, tebrikler. Fantastic drive. Porsche'nin şeyler hala ısınmamış mesela. Ama yine de avantaj yakalayamadık açıkçası. Norris geçti bizi. Umarım başkası geçemez. Perez aşağıda kaldı. Gayet iyi. 5-6. Güzel bir strateji. Ve BMW'ler sıralama turlarını 5-6 bitirmeyi başarıyor. Uğur Bey zaten aşağı yukarı buraların takımı izledi BMW olarak. Ve yarış için geliyoruz. Güzel güzel. Güzel bir hafta sonu oldu bence bizim için. Şimdi stratejiyi nasıl belirleyeceğiz? İki tane soft lastik Alonso'da var değil mi? Yumuşak. Gayet iyi. Gayet iyi. Kullanırız. Burada da var. Gördüğümüz kadarıyla. Aynen. Tamam. Lastik sorunumuz yok. Demek ki her turda bir falan gibi yapmak gerekiyor. Tamam. Şimdi aracımızın yakıtlarını düşüreceğiz. Oyunda yakıt düşürmek çok büyük bir avantaj getiriyor. Çok iyi bir performans gösterebiliyor araçlar. Dezavantajı ne? Tempoyu düşük tutuyorsunuz sürekli. Ama bu büyük bir dezavantaj olmuyor. Çünkü araba hafifken zaten
daha iyi performans gösteriyorsunuz. Yani o tempoya ihtiyacınız olmuyor. Motorunuz fazla yıpranmıyor tempoyu düşük tuttuğunuz için. Buradan yakıt tüketimini düşük tutacağız. Tempo diyorum, yanlış anlaşılması tabii, yakıt tüketimini. Bunun penaltıları var. Ama araba hafif olduğu için zaten daha hızlı bir performans gösterebilecek yarışın başından sonuna kadar. Zaten hard lastiğe de gerek yokmuş yani. Tabii iki pit stop yaptığımız için ben hard'da kullanılır diye düşünüyordum da. Evet, böyle. Ve yarış başlasın o zaman. Sezonun ilk yarışı. Çok uzun bir video. Yarış da bir o kadar uzun olacak diye düşünüyorum. Bakalım BMW'ler neler yapacak. 5-6. Kaza yaşamazsak böyle güzel bir derece elde edelim istiyoruz. Hafif arabalarımızla yarış başlıyor. Yarışın sonlarında o hafiflik zaten dengesini bulacak. O zaman taktikler kazanacak işte. Şu an açılış fena değil gibi. Sanki Alonso geçti ama. Evet, geçmişti bu arada. Geriye düştü. Şimdi tekrar geçiyordu. Geri geçtiler. Kafa kafaya gidiyor. Şuradan yukarıdan baksak. Orçele'den bakalım, o biraz daha geride. 0.2 saniye gerisindeyiz. 0.4. Bu takip mesafesi çok kritik değil. Yani geride olmak. DRS geldiği anda ilk turdan itibaren geliyor. İlk tur bitince daha doğrusu geliyor. Eskiden 3 turdu. Takip mesafemiz fena değil. Ara ara işte DRS stratejileri yaparız. Rakiplerimizden kopmak için, rakiplerimize yetişmek için. İki takım arkadaşımız, bunların birbirinden kopmaması lazım ki birbirlerini kullansınlar. Alonso biraz geride kaldı. Tabii DRS şu an açık değil ama hızlanması lehimize olur. Lehimize olur. Biraz yakın gitsin rakiplerine. Çok geride kaldı çünkü. Gerekirse tempoyu arttırırız. Tekerlekler nasıl gidiyor? Oo, Norris'in tekerlekler gidik. Biraz daha tempo yapabiliriz. Onlar tempo arttırmış herhalde. Çünkü bu turun sonunda DRS hesaplaması olacak. Hemen şurada. Burada da o hızlı yakalayıp gerekirse geçmemiz lazım. Ama fark şu an çok fazla abi. Alonso yetişemiyor bir türlü. Evet. Biraz daha hızlanabilmesi lazım. Bir saniyenin altına indirse çok iyi olacak ama yetişti. Ama son anda yetişti gibi. Galiba DRS'yi aldı Alonso. Göreceğiz şimdi. Aldı DRS'yi. Çok güzel bir atak izleyebiliriz Fernando Alonso'dan. Alonso biraz zorladı Norris'i. İç tarafa girebilir mi? İyi savundu Norris. Tamam, sıkıntı yok. Kafana takma. Bu mesafeyi korumamız lazım. Şimdi bir saniye. Öncelikle bunları dengeliye alalım. Oyun aksın. Ara ara böyle durdurmalarım olacak. Yani bir anda aklıma gelebiliyor. Unuttuğum şeyler olabiliyor vesaire. İlk birkaç tur böyle detaylı oynayacağız. Sonra tempomuzu toparlarız. Çok agresif sürdürmüyorum. Çünkü o zaman lastikler hızlı yıpranıyor. Şimdilik 4 fena değil tempo olarak. Muhtemelen start finish düzlüğünde bir atak bekleyeceğiz Alonso'dan. Çok yakın gidiyor zaten rakibine. 5-6 fena değil. Yarışın sonuna kadar düşük tempoda gittiğimiz sürece benzin sorunumuz kalmıyor. Onu hallediyorsun. İlk turlar ne kadar yakın gidersen, ne kadar iyi performans gösterirsen o kadar iyi. Bu arada Fernando Alonso bu arada rakibi DRS de kullanamıyor şu anda bildiğim kadarıyla. Çünkü bir saniyenin üzerinde yakalanacak. Evet, ve Fernando Alonso geçmeyi başardı. DRS avantajıyla geleceğiz buraya kadar. Tabii bu şeyin sonunda bakın Alonso'da DRS var geride olmasına rağmen. Çünkü DRS ölçüm noktasındayken biz gerideydik. Öte yandan Porcheire de atak yapmak için geliyor ve Porcheire zorlandı. Rakibini geçemedi. %93'e indi. Lastikleri soğutmamız lazım. Biraz fazla ısındılar. Yıpranma nasıl gidiyor? Fena değil. Norris'in lastikler gitmiş. Güzel. Şimdi Alonso'nun Sainz'a yetişmesi gerekiyor aslında. Burada sürati açabiliriz Alonso için. Evet, DRS de geçecek maalesef. Tamam, o zaman dengeli de kalsın. Sürat alacaktık, sözde alamadık. Norris'i geçmemiz lazım önce.
DRS bizde olacak. Tamam. Norris DRS alamıyor şu anda. Bir küsür saniye fark. Bunları bir an önce kopartmamız gerekecek arka taraftan. Daha rahat bir yarış çıkarmak için. Yarışçı blokaj yaptı. Kim o? Alt sıralarda bir şeyler oluyor herhalde. Burada yine yaklaşman lazım Alonso. Ve bu turun sonunda seni yine bir üst sırada görmek istiyoruz. Hatta şu an Norris DRS alacak gibi görünüyor. Tamam. Agresif bir şekilde çıkıp gidebilirsek. O da gerçi bir saniyenin altına düştü son anda ama. Evet. Alonso DRS'i kullanamadı çünkü hesaplama noktasında son anda geçti. Orada bir dezavantaj yaşadık maalesef. Kahredici olay. Ulan bir bırak bizi be, bırak be. Üst sıralara tırmanacağız. Fernando Alonso bir kez daha geçmeyi başarıyor rakibini. Güzel. Bir de Porsche'ye atak yapabilse. Şimdi buradaki amacımız Ferrari'ye yakın olmak, DRS kullanabilmek Alonso'yla. Porsche'ye de geçmeyi başardı rakibini. Bir saniye yakın fark yaptı. Fernando Alonso içeriye giremedi. Son anda rakibi kapatmayı başardı. Burada çok da coşmayalım. DRS'miz bitmesin. Porsche ile Norris arasındaki farkı açtı. Bu çok güzel bir haber bizim için. Tamam geçebilir, sıkıntı yok. Böyle birbirlerinin geçerek DRS alırlarsa Perez ile aramızdaki farkı da koruyabiliriz ve daha rahat bir yarış çıkartırız. 4-5. Yarışın sonlarında ise podyumu kovalamaya çalışırız artık. O noktaya geliriz. DRS'i kullanarak ön tarafa yaklaşmaya devam edeceğiz. Biraz hızlandırayım mı diyorum ama umarım ayarı kaçmaz. Bunu böyle ince işçilik yaptığınızda çok iyi dereceler elde edebilirsiniz araçlarınızda. Yani daha beklentinin üzerinde dereceler elde edebilirsiniz. Ama iş biraz daha, hadi bakalım hızlı oynayalıma geldiğinde hatalar gelebiliyor. Bu arada Perez yaklaştı. Muhtemelen burada çok fazla trafik oluyor. Ondan dolayı yetişti. Tekrar fark açıldı. 2 saniyeye kadar çıkmıştı. Şimdi ne kadar fark olursa o kadar iyi, yetişemeyecek demek oluyor da tempoyu arttırıyor sürekli. Anladığım kadarıyla. Alonso bir kez daha, pardon, Porsche'ye de geçiyormuş. Alonso değil. Alonso da geçti Sainz'ı. Arabamız şu an hafif rakiplerin pit, yani stratejisi nasıl bilmiyorum ama Porsche'ye inanılmaz işler yapıyor. İşte Porsche'ye DRS'ini de kullanarak birinci sırayı almayı başarıyor. Fantastic drive, fantastic. Bak DRS de orada kendisinde hala. Güzel. 0.2 saniye gerisinde. Alonso da geçmeyi başardı. Alonso yetişebilir mi acaba? Biraz gaz versek. Ah be. Ya DRS alsın diye uğraşıyorum. Ha, yetişsin de oraya. Doldurması lazım artık. Tamam tamam. Yakında zaten, fark açılmadığı sürece çok fazla sorun olmaz. Aman. Tamam yeter. Dengeli de kalabilir. Açılmasın oradaki fark. Porsche'ye bir kez daha Verstappen'i geçmeyi başardı. Şu an iyi gidiyoruz. 2-3 podyum mu geliyor yoksa ilk yarıştan? BMW takımı. Farkın kapanması lazım. Alonso Porsche'ye en hızlı turu attı. Onu da izlesek keşke. Ne zaman pite gireceğiz biz? 50'ler çok kritik bu arada. Oo, lastikler biraz erken gitti. 50'den itibaren performans çok düşüyor oyunda lastiklerde. Ama baktığınızda Verstappen'in de lastikler gidik. Leclerc'in lastikleri çok iyi bize göre. Evet, pit aralığına girildi diyor Porsche'de. Allah, hemen girelim pite çünkü performansımız düşecek. Ya da dur bakayım, idare ediyorsa son tur zamanlarına bakalım. Araç hafif olduğu için idare edebilir aslında. Mesela Verstappen'den daha iyi tur atmışız. Leclerc biraz bizden hızlı. Ama Porsche ile hepsinden hızlı. Ve bu arada BMW'ler 1-2. İşte Uğur Bey'in muhteşem yarış mühendisliği eşliğinde ilerlediğimiz BMW mücadelemizde. Sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde BMW 1-2 yaptı. Şu anda tabii yarış bitmedi. Bakalım yarışın sonunda neler göreceğiz. Tur zamanlarını bir görelim yine.
Ne kadar değişiyor? Gerçi birinci olduğumuza göre 1.37.900. Ne kadar giderse o kadar iyi abi bu lastikler. Yetişti mi şey? Lökler dibimizde. Aha, onlar pite girmeye başladı. O zaman biz de girelim. Sonraki tur hemen. Çok fazla vakit kaybetmeden. Aslında bu tur bile girse iyi olurdu. Porsche ile. Yapacak bir şey yok artık. Sonraki tur yapacağız. Sen de soft lastikle devam ediyorsun. Alonso'nun da zaten gelmişti. Bu arada Fernando Alonso DRS avantajı var. Geçmeyi başardı. Yanılmıyorsam Verstappen de yoktu. Çünkü 1 saniye üzerinde olmaması gerekiyor. Son anda ama DRS'i verdik. Dur bakalım ne olacak şimdi. Burada atak yapabilecek mi Verstappen? Fernando Alonso tecrübeli pilot. Olabilecek mi? Hayır, içeriye iyi girdi. İyi tabii, yani Red Bull bizden daha iyi araba. Arabamız hafif. Muhtemelen onlardan daha hafifim. Çünkü ben olabildiğince düşürüyorum. Onlar bilmiyorum, belki çok fazla düşürmüyorlar risk almamak için, yapay zeka. Ama biz olabildiğince maksimum düzeyde yakıt düşürümü yapıyoruz. Düşürümü nasıl bir kelimeyse. Bu sayede arabamız daha hızlı oluyor. Ve ilk pit stopumuz geliyor Porsche'den. Bir izleyelim. Umarım hatasız yapar da. Verstappen de pite giriyormuş. Alonso agresif bir tur atabilir. Bir yandan da doldurabilir. Kaynaklarına bakalım pitten kaçıncı sırada çıkacak. Çok hızlı bir pit stoptu sanki. Pit stop süresi kaçıncı? Süresini yazmadı. Şey, yani sıralamasını yazmadı. Evet. Şimdi Porsche ile 3. sırada çıkmayı başardı. Bu çok iyi. Leclerc pite girdi değil mi? O az önce girdi onlar. Tamam. Onun önünde çıkmamız güzel oldu. Alonso'nun biraz tempolu sürebilmesi lazım ki yeri kaybetmesi. Hamilton'a bu arada geçildi. Sen kafana takma. Porsche'ye. Yeter ki Leclerc'e yerini verme diyecektim. Leclerc'e de yerini verdi. Biraz sakinleşsin harbiden. Fazla doldurmaya gerek yok. Buna sürat verelim. Hamilton'ı geçmemiz lazım aslında. Yani Hamilton'ın önüne gelmemiz lazım ya da. Fernando Alonso pit'e girecek birazdan. Son tur zamanları nasılmış? Evet. 2 saniye gerisinde. Hamilton'ın hem de. Hamilton nasıl bu kadar iyi bir tur atabiliyor? Oo. İlginç. Çok üst düzey bir tur atmış Hamilton. Yani bir tur geç girmemizin dezavantajı olacak. 1-2 saniyeden dolayı Alonso çıkması gerekenden daha geride çıkabilir. Ama lastikler daha uzun süre dayanacağı için belki yarışın sonunda o bize avantajlı olarak da dönebilir. Evet, Alonso şu anda Verstappen'in de gerisinde çıkacak. Oo, çok geride çıktı. Çok geride çıktı. Hamilton'ı geçsek. Gerçi çok geride çıkmadı lan. Hamilton'ı geçsek tamamız. Porsche'ye de yerini aldı zaten. Ama Sainz'a geçmemen işte. Sainz geçememeliydi. Saygıdeğer Alonso. Sainz'ın tekerlekleri soft. %91'de yıpranacak o. Aradaki fark açılmadı. Oo abi sen ama. Alonso ne yapıyorsun Alonso? Lastikler soğuk diyor Uğur Bey. Oğlum ısıt lastikleri hadi. Delirtme adamı. Hamilton'ın da suratına tüküreyim ya. Full zararsın be. Ölmüş lastiklerle bize burada işkence yaşatıyor. Yetişmesi lazım Alonso'nun. Çok büyük fark edik. Olmadı. Yetişemez bu araba. Ön tarafa. Yani çok daha agresif sürmemiz lazım. Bakayım lastik durumları nasıl. 91'e 84. Biraz gider aslında. Ama farkı kapatamıyoruz işte işin kötü yanı. 120 derece oldu. Çok fazla. Yetişemiyoruz abi. Porsche'ye de düştü. Şimdi ağırlığımız düştükçe avantajlarımız gidiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yarışın başında bize çok büyük bir avantaj getiren mevzu şu an artık lehimize değil.
Ve yıpranmayı çok arttırmamalıyız. Sıkıntı ERS de yok Alonso'da şu anda. Yani ERS'nin gücüyle biraz daha hızlanabilsek. Ne zaman pite girecek bu? Daha çok var. Evet, ERS bitti maalesef. Şimdi tekrar doldururken yetişmeye çalışacak bir de. Ya aslında Porcheri'ye biraz daha savunmaya falan deseydik belki yetişebilirdi Alonso. Rakibini arkanda tut falan desek. Bu sefer de ama burası çok açılacaktı işte. Nasıl gidiyor tekerlekler? Evet. Fazla yıpratmamak lazım. Çünkü yıpranma arttıkça medium lastik daha avantajlı oluyor. Alonso için söylüyorum. Bir yandan da Alonso'yu şuraya yaklaştırmak istiyorum aslında. DRS için ama evet. O zaman sen yavaşla. Sen yavaşla. Alonso sana yaklaşsın da DRS kullanalım. Alonso sen de hızlan be kardeşim azıcık ya. Öldürdün bizi be. Tempoyu ayarlayalım. Son turlar tekrar gaza basarız. Sıkıntı yok, o çözer onu. Alonso'nun yetişmesi lazım. Yetişebilirse tabii. Yetişemiyor. Tur zamanları nasıl gidiyor şu an? 54-54. Tur zamanları... Biz daha iyi turlar atmışız Ferrari'den. Abi şunu bir saniyenin altına indir artık. Heh. Hadi lan. Tamam. Tamam şimdi güzel oldu. Bu standartta gitsin. Tamamdır. Bir DRS artık kullanalım. Alonso geçsin. Güzel. Şimdi biz de pite girmeye başlayalım abi. Fazla bekletmeyelim. Çünkü... Tur zamanları açısından çok büyük fark yaratıyor. Önce Alonso girsin. Sonraki tur Porcheri'ye girsin. Belki podyum yapma şansımız var. Onu kaçırmayalım. Hepsi girdi pite. Alonso pit stop sorunu yaşamış. Nasıl becerdiniz? Lastikleri unutmuşlar biz. Ya işte. Kötü oldu. Aslında stratejimiz işe yarayabilirdi ama maalesef artık çok zor. Tamam bunlar şimdi birbirlerine geçe geçe böyle gidecekler artık. DRS ile yaklaşmaya çalışacağız. Öbürlerinin lastikleri nasıl? Norris pit'e girecek yalnız. Norris pit'e girecek. Şu an 4-5 görünüyor bizim için. Bence fena bir derece değil. 4-5 yaparsak. Aynı zamanda Piastri de çok tehlikeli bir şekilde geliyor. Yani 4-5 iyidir abi. Sıkıntı yok. Böyle bir çek gibi. Kaza yapmayız umarım. Bir podyum yapsaydık fena olmazdı ama... yani podyum biraz zor görünüyor. Tekerleklerde Piastri'ye göre avantajımız var. Derecelerde bunların dereceleri bizden iyi gidiyor. Çünkü tempoları ona göre ayarlı ya. Bizim şimdi tempo düşürdüğümüz için performansımız düştü. Hali hazırda. Mecburen yani yakıt tüketim sorunu yaşamamak için adamlar yetişti bu arada. Piastri geçecek gibi. Son turlarda bunları açabilirim belki. Ama şu an devam etmesi lazım böyle. Perez'in de arabası çok hızlı. Bu Piastri, Miastri hepsi geçebilir bizi bak. Çok yakına geldiler. Evet geçtiler abi. Ve farkı da açıyorlar tabii. Zor. Ya bizim arabamız şu an onlarınkilerinden... zayıf. Daha zayıf arabalar var bizde. Alonso'ya sürat versem. İkisi birden belki biraz daha iyi derece yapar. Şu DRS'den yararlanalım en azından.
Piastri'ye fark attık. Son 3 tur. Oo, yetişemiyorsun abi sen. Perez'in tekerlekleri nasıl peki? Abi %48'de. Artık zorlayalım bence. Şu son kısmı da izleyelim arkadaşlar. Heyecanlı olsun. Son 3 tur yarışta. En azından 4-5 bitirsek diyorum. Alonso 5. sırada. 1.5 saniye fark var ya. İkisine de sürat verelim. Bir süre sen geçme. Sen bir süre geçme abi. O da vakit kaybettiriyor bize. Tamam, şimdi Alonso çok hızlı bir şekilde geldi. DRS'yi alamamıştı. Şimdi alacak DRS'yi. Aradaki fark çok az. Son turda da koruyabilirse eğer. Zaten tekerlekler bize yardımcı olacak. Çünkü Perez'in tekerlekleri bitik şu an. %50'nin altına inince bunlar bitiyor. Ve ben bu tempoda yarışı bitiririm diye düşünüyorum. Rahatlıkla. Kaza yapmazsak. Bu arada Fernando Alonso. Alonso atak yapacak. Fernando Alonso dışarıdan girmeye çalışıyor. İçeriği kapattı Perez. Bir tur daha var. Ya yakalayacağız. Yakalayıp geçeceğiz. Onun kaçışı yok artık. Çok zor direnmesi. Biraz sadece ısı problemimiz var. Lastiklerde. Benzini de ayarladık. Yakında tempoyu arttırabilirim. Şu benzin biraz daha artsın da. Son turda bu işi çözeriz bence. Hani burada olmasa bile. İki pilotla 4-5. Evet abi. Fernando Alonso iç tarafta. Fernando Alonso. Kurt pilot. İspanyol sürücü 4. sırayı almayı başardı. BMW adına. Sainz son turunda çok ilginç bir yarış oluyor. Ferrari'ler 1-2. Öte yandan Porcheira'dan bir atak denemesi var. İyi savundu Perez. Onun da lastikler gidik. Dediğim gibi ve Porcheira içeriye giriyor. Rakibini geçiyor. Şimdi lastikleri fazla da riske atmayalım. Son dakikalarda ben tempoyu ayarlarım. Biraz daha bastıralım. Porcheira yaklaşsın. Fernando Alonso'ya. DRS'yi alabilsin. Güzel. Çok güzel. Başladığımız sıralamanın bir üstündeyiz. Hiç fena değil bence. Lastiklerin biraz soğuması lazım. Onun dışında yetişememesi gerekiyor yani. Evet, sen dur abi. Yavaşla artık, bu eksiye gitmesin. Sıkıntı. Arada bir saniye fark var. DRS alamıyor. Perez. Ama biz birbirimizi geçerken o kaybı yaşayacağız zaten. Merak etmeyin. İşte burada biraz süre kaybı oluyor. Gerçi burada fazla kayıp yaşamadık ama. Tamam, Fernando Alonso 5. sırada. Porcheira 4. sırada. Artık son efendim Porcheira. Takım arkadaşınla yarışmadan buna diyelim de. 2 dakika ver Alonso'ya dördüncülüğü. Delirtme adamı. Alçaklık yapacağız, kusura bakmayın. Ulan bir de kaza yapıyorum şimdi. Evet, Fernando Alonso 4. sırayı geri alıyor. Uğur Bey'in talimatıyla ve yarışı 4. sırada bitirmeyi başarıyor. Porsche'ye 5. BMW'ler iyi bir açılış yaptı sezona. 4-5 bitirmeyi başardık. Videoda 2 saat sürdü herhalde. Aman tanrım. Çok uzun. Gerçek bir Formula 1 hafta sonu yaşadık. Yarış yaşadık adeta. Bir yarışın süresi kadar vakit ayırdık. Podyum olmadı. Podyumu çok isterdim ama podyum biraz zor. Şu an zor. Takımımızın son geliştirmeleri alması lazım. O hazırladığımız geliştirmelerle birlikte daha iyi bir BMW aracı sizlere sunabileceğimizi düşünüyorum. Çocukları tebrik ediyorum. İyi bir yarış çıkardılar. Fantastic drive. Fantastic diyoruz. BMW'ye güzel bir sonuç. Hatta şu an takımlar sıralamasında 3.'yüz. Yok, 2. olamıyoruz. 2.'yiz değil mi? Verstappen bayağı puan aldı. Evet. İyi bir sonuç BMW'lerden. Uğur Bey memnun olduğunu söyledi. Yani gönül ister ki 1-2 olalım ama 4-5. Ona da şu. Yeni kurulan bir takımız diye bakıyoruz biz. Eski takımın yeniden kurulması. Genç bir takımız. Ve Fernando Alonso yarışı 4. bitirdi. Uğur Bey'in itelemesiyle.
Formula 1'de bu çok var arkadaşlar. Oraya o seçeneği adam boşuna koymamış. Bir bildiği var ki koyuyor. Takımların stratejileri oluyor böyle. Bazı pilotlara daha fazla şans veriyorlar. Öne geçsin falan. Takım arkadaşına söylüyor bırak yerini alsın diye. Biz de onu yaptık. Fernando Alonso'nun potansiyeli daha fazla. Takımımızı daha ileri taşıyabilecek bir pilot. Podyuma çıkan ekipleri, sürücüleri tebrik ediyoruz. Ekipleri ve sürücüleri. Evet. Birer sıra yükseldi BMW. İyi bir hafta sonu oldu. Bu arada biz ikinciyiz harbiden. 23. Pardon. Hayır 23. 22 işte. Üçüncüyüz. Problem değil. Takım olarak gerçekten iyi bir sonuç BMW'den. Gerçekten bravo. Beşinciliği falan düşünüyorlardı. Ama McLaren'ın önündeyiz. Mercedes'in de önündeyiz. Mercedes zaten. Neki kardeşim bizim yanımızda. Efendim teşekkür ediyorum. İlk bölümümüzü burada bitirdik. Pit stoplarda en hızlı pit stop 7. sıradaymış bizim yaptığımız pit stop. O iyi dediğimiz pit stop herhalde. Toplamda ise 6.'yız. Yani puanımız 6 daha doğrusu. O sıralamayı değil, takım olarak verdi değil mi? Yani. Onun dışında rapor olarak efendim 38. turda ne olmuş? Tekerlek somunu sıkıştı. Pit stop hatası evet. Orada maalesef. Bir de Alonso'nun böyle bir sıkıntısı vardı ha. O da bizim hatamız. Ekip olarak Alonso'ya haksızlık ettik. O yüzden yarışta asıl konumuna geçmesi için destek vermemiz gerekiyordu. Sponsor taahhütlerini de yerine getirdik. Sponsorlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Ve efendim artık videoyu kapatıyorum. Çok uzun bir video. Gelecek yarış sadece yarış olur diye düşünüyorum. Sıralama turları olur mu olmaz mı kısmı bakarız. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Jeddah Grand Prix'sinde görüşmek üzere.